Sevgili öğrenciler merhaba, Hasan Gülerle Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün soru anlamı ne ile sağlanmıştır videosuyla karşınızdayım. Özellikle sözcük türlerinde isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi e, konuyla ilgili testleri çözdüğünüzde karşınıza çıkan ve öğrencilerin hata oranının yüksek olduğu bir konu soru anlamı hangi sözcükle sağlanmıştır? Ya da aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır, zarfla sağlanmıştır, zamirle sağlanmıştır şeklindeki sorularda ne yapacağız? Soruya nasıl yaklaşacağız? Evet, Türkçe'de soru anlamı dört şekilde sağlanabilir. Bunlardan bir tanesi soru sıfatıyla, diğeri soru zarfıyla, diğeri soru zamiriyle, ve soru edatıyla sağlanabilir. Peki bunların arasındaki fark nedir? Biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Hemen ona bakalım. Soru sıfatlarında soru anlamını taşıyan sözcük isimden önce gelir ve aldığımız cevap bir sıfat tamlamasıdır. Buraya dikkat ediyoruz. Yani soru anlamını sağlayan mesela kaç sözcüğü isimden önce gelecek ve aldığımız cevap sıfat tamlaması olacak. Peki zarfta nasıl olacak soru zarfında? Sorumuz fiile yönelik olacak. Yani soru fiile dönük olacak ve aldığımız cevap zarf olacak arkadaşlar. Cevabımız burada çok önemli. Zaten bizi doğru seçeneğe yönlendiren kısım olacak. Peki soru, soru zamiri. Zamirler biliyorsunuz ismin yerini tutan sözcüklerde işte buradan hareket ederek zamirlerin ismin yerini tuttuğunu soru halinde de yine ve aldığımız cevap ya zamir olacak ya da başka bir isim olacak. Bir de zamirler genelde çekim eki alır. Her zaman almak zorunda mı? Hayır ama genellikle takıldığınızda acaba sıfat mı? zamir mi diye düşündüğünüzde çekim eki aldığında zamire doğru yönelebilirsiniz. Bir de soru edatı vardır. Şimdi burasının ayrı bir önemi var arkadaşlar. Neden? Bir cümlede ister soru sıfatı olsun, ister soru zarfı olsun, ister soru zamiri olsun cümlede soru edatı mı, mi, mu, mü varsa soru anlamını soru edatı sağlamıştır. Bununla ilgili örneklere de yer vereceğiz. Hemen bakalım. Örneklerimiz üzerinde somutlaştıralım. Tatilde kaç kitap okudunuz? Şimdi yapmamız ilk baktığımız şey soru anlamı taşıyan sözcük kaç sözcüğü bir isimden önce gelmiştir. O zaman bu nedir arkadaşlar? Soru sıfatıdır. Peki bir de cevap alalım. Kaç kitap okudun? Cevap veriyorum. Üç kitap aldığım cevap ne oldu? Sıfat tamlaması oldu. Neydi sıfatta yapmamız gereken? Soru anlamı taşıyan sözcük isimden önce gelecekti. Aldığım cevap sıfattı. Tutuyor mu? Evet. O zaman e, soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır. Tatilde kitabın kaçını okumuş? Burada ise kaçını okumuş bir cevap verdi. Üçünü, dördünü, beşini bir ismin yerini tuttu ismin yerini tuttuğu için burada ise soru zamiri vardır. Soru zamiri arkadaşlar ismin yerini tutuyor. Aldığımız cevap zamir ya da isim oluyor ve genelde çekim eki alır demiştik. Gördüğünüz gibi çekim ekine de almıştır. Senin kardeşinin sınavı nasıl geçmiş? Buradaki soru neye dönük? Fiile dönük bir soru var burada. Soru zarfları fiile dönük demiştik. Ve aldığımız cevap zarf olacaktı. Güzel geçmiş, iyi geçmiş. O zaman soru zarfıyla sağlanmıştır. Öğretmenin nasıl bir insan? Aynı sözcüğü kullanarak baktığımızda nasıl bir insan? İsimden önce geldi. Cevap veriyorum iyi bir insan. O zaman soru sıfatıdır. Dediklerimi iyice düşündün mü? Burada ise soru anlamı mı, mi, mu, mü dediğimiz soru edatıyla sağlanmıştır. Şimdi arkadaşlar, dördüne de örnek vermiş olduk bu üst kısımda. Arasındaki farkları ortaya koymaya çalıştık. Devamında ise örneklerimizi çoğaltacağız. Bakalım. Bu yıl tatile nereye gitmiş? Ankara'ya gitmiş. İsmin yerini tuttu mu? Evet. O zaman soru zamiri. Arabayı kim kullanmış? Ali kullanmış, ismin yerini tuttu. Yine soru zamiri. Kitabını nerede bulmuş? Ee, okulda bulmuş, serviste bulmuş. İsmin yerini tuttu mu? Tuttu. Ee, ve az önce bir şey demiştik, çekim ekleri alabilir demiştik. Burada almış ama illa almak zorunda değil. Nerede? Yine burada da almış. O zaman soru zamiri. Yani burada bize bizi doğruya götürecek olan şey soruya verdiğimiz cevaptır. Cumartesi günü hangi okul açıkmış? Bakın isimden önce geldi arkadaşlar. İsimden önce gelince ne demiştik? Soru sıfatı demiştik. Cevabımız da sıfat tamlamasıydı. Hangi okul açıkmış? Şu okul açıkmış şeklinde. Cumartesi, cumartesi günü hangisi açıkmış? Buradaki arasındaki fark şudur arkadaşlar. İsimden önce gelmişti sorumuz ama burada isimden önce gelme durumu yoktur. İsmin yerini tutan bir sözcük olduğu için soru zamiri olmuştur. Örneklerimizi çoğaltalım. Ne kadar çok örnekte görürsek işimiz o kadar aklımıza o kadar yerleşecektir. Yemeğe kaç kişi katıldı? Yine isimden önce geldi. Cevap veriyorum. 3 kişi katıldı. Aldığımız cevap zaten sıfat tamlaması. O zaman soru sıfatıdır. Yemeğe kaçı katıldı? 3'ü katıldı, 4'ü katıldı dediğimde ise ismin yerini tutan bir sözcük vardır. Çekim eki de almış aynı zamanda. O zaman soru zamiri. Çarşıdan kardeşine ne aldın? Kitap Mesela ismin yerini tuttu yine soru zamiri. Bizi, bizi ne gün ziyaret edeceksiniz? İsimden önce geldi. Örneğin şu gün. O zaman soru sıfat. Ankara'da ne iş yapacakmış? Yine isimden önce geldi. Örneğin şu iş, bu iş herhangi bir iş anlamında soru sıfatı. Kaçıncı mağazaya girdin? Kaçıncı mağaza? Yine isimden önce geldi. Cevap veriyorum. Üçüncü ma mağaza zaten sıra bildiren bir sıfat aldığımız cevap. Sonuçta sıfat tamlaması o zaman soru sıfatı. Ne bağırıyorsun durduk yere? Buraya bir parantez açarım arkadaşlar. Bir sözcük niçin? Neden? Yani sebep anlamı kattığında sebep anlamı kattığında o soru zarfıdır. Bakıyoruz. Ne bağırıyorsun durduk yere? Niçin anlamında o zaman soru zarfı. Niye valizini yukarıya çıkarmadın? Niçin, neden anlamında soru zarfı. Niçin beni beklemedin? Zaten neden anlamında direkt soru zarfı. Ne demeye bana yalan söylüyorsun? Yani niçin bana yalan söylüyorsun anlamında yine soru zarfı olmuştur. Devam edelim. Neden montunu almıyorsun? Yine niçin anlamında soru zarfı. Sizin masa sizin masa neden yapılmış? Buraya bir yıldız koyarım arkadaşlar. Eğer neden sözcüğü bu niçin anlamında değil bir şeyin ham maddesini soruyorsa, neyden yapıldığını soruyorsa o zaman zamirdi. Sizin masa neden yapılmış? Örneğin cevizden yapılmış. Örneğin kavaktan yapılmış. O zaman bu nedir? Soru zamiridir arkadaşlar. Ham maddesi, ham maddesini sorduğu için. Sınava ne kadar çalışmış? Soru fiil ilişkili. Örneğin çok çalışmış dediğimizde aldığımız cevap zaten zarftır. Soru zarfı. Ne kadar yol yürüyeceğiz? Ne kadar yol? Bakın arkadaşlar soru anlamı katan sözcük isimden önce geldi. Ne kadar yol? Örneğin çok yol. Değil mi? O zaman soru sıfatıdır. Soru sıfatı. Sizinkiler nasıl bir ev almış? Yine isimden önce güzel bir Güzel bir ev aldığımız cevap sıfattır. Sıfat tamlamasıdır yani soru sıfatı. Dün gece nasıl uyudu? Bakın fiille ilişkili. Nasıl uyudu? Cev cevap, veriyorum. Güzel uyudu. O zaman soru zarfıdır. İş başvurusu ne, iş başvurusunu ne zaman yapacakmış? Yarın yapacakmış. Aldığım cevap direkt zarftır. O zaman soru zarfı soru anlamını oluşturmuştur. Dün kaçar kitap okudunuz? Yine isimden önce üçer kitap, beşer kitap ve sıfat tamlaması aldığımız cevap soru sıfatı. Kaç yıl Almanya'da yaşamış? Yine isimden önce. 3 yıl yaşamış. Soru sıfatı. Buraya gelmeyeceğini kimden duydun? Ali'den, Ayşe'den, Fatma'dan ismin yerini tuttu. Soru zamiri oldu. Şimdi tane uyarımız var. Karıştırılan nokta. Onlara da hemen yer verelim arkadaşlar. Uyarımız. Mı, mi, mu, mü varsa soru anlamı onunla sağlanmıştır. Zaten dersimizin başında bunu belirtmiştim. Yani cümlemizde iki tane soru anlamı taşıyan sözcük var. Bu durumda ne yapacağız? Bakalım hangi konuları tekrar edeceğimizi biliyor musun? Burada bir hangi sözcüğü var soru anlamında. Ancak mı, mı mi, mu olduğunda bunlar kendisinden sonra gelen ekler bileşik yazılır. Bu durumda soru anlamı mı mi mu ile sağlanmıştır. Çünkü aldığımız cevapla da ilişki örneğin hangi konulara tekrar edeceğimizi biliyor musun? Bilmiyorum. Biliyorum. Bu hangi ile alakası yoktur arkadaşlar. O zaman soru soru anlamı burada mı ile sağlanmıştır. Bakalım. Niçin geç kalmış sana söyledi mi? Söylemedi. Cevap veriyorum. Söylemedi. O halde soru anlamı mı ile sağlanmıştır. Onun için mı mi mu'yu gördüğümüzde başka bir soru e, sözcüğü olsa dahi e, o sözcük soru anlamını sağlamamıştır. Başka bir uyarımıza bakalım şimdi arkadaşlar. Birden fazla soru anlamı sağlayan sözcük olduğunda temel cümleye dikkat ve verdiğimiz cevaba yine dikkat ediyoruz. Ne zaman geleceğini kimse söyle kime söyle e, kime söylemiş? Baktığımızda iki tane soru anlamı taşıyan sözcük var. Ne zaman kime? Ancak burada soru anlamı hangisiyle sağlanmıştır? Ona bakmamız gerekecek. Bir kere cevap verebiliriz. Ne zaman geleceğimi kime söylemiş? Ali'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya. O zaman bu soru anlamı sağlayan nedir? Budur arkadaşlar. O zaman zamir sağlamıştır. Bu ismin yerini tuttuğu için soru zamiri. Burada zarf vardır. Ne zaman çünkü? zarf vardır ama soru anlamı sağlamamıştır. Ne zaman yarın yani burada e, e, soru zarfı var ama soru anlamını sağlamamıştır. Bu ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. Olması o var ama soru anlamını sağlayan sözcük farklı bir sözcüktür. Bakalım hangi okulun başarılı olduğunu kimden duydun? Yine hangi okul burada sıfat. Burada ise kimden duydun? Yine bir zamir ismin yerini tutmuş ama kimden duydun? Ali'den Ayşe'den duydun. Yine soru anlamı zamirle sağlanmıştır arkadaşlar. Her soru sözcüğünün bulunduğu cümlede soru sözcüğünün bulunduğu cümle soru cümlesi değildir. Hemen bakalım. Ne zaman başım sıkışsa yanımda oldu. Şimdi burada bakıyoruz. Soru zarfı var mı? Var. Ne zaman? Örneğin yarın. O zaman soru zarfımız vardır. Çünkü bir zaman bildiren kavramın yerini tutmuştur. Ancak soru anlamı var mı cümlemizde? Ne zaman başım sıkışsa yanımda oldu yoktur. Soru anlamı yoktur. Yani soru zarfının olduğu her cümlede ya da soru sıfatının olduğu cümlede, soru zamirinin olduğu cümlede illa soru anlamı olmak zorunda değil arkadaşlar. Bakalım. Okullar ne zaman açılacak? Örneğin yarın açılacak. Yine burada soru zarfı var mı? Var. Peki soru anlamı var mı? Var mı? Var. Çünkü bir soru gerekti, soru sormuş ve cevap gerektiren bir ifadedir. Evet sevgili öğrenciler, bugün bir cümlede soru anlamının hangi sözcükle sağlandığı üzerinde durduk ve dikkat edeceğimiz noktaları ele aldık. Son bir kez hızla hatırlatmak gerekirse şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Önce kağıdımızı yerleştirelim. Soru sıfatı isimden önce geliyor ve aldığımız cevap sıfat tamlaması. Soru zarfı fiile sorular fiile yönelik oluyor aldığımız cevaplar soru zamiri ismin yerini tutuyor zaten ve aldığımız cevap zamir ya da isim ve genelde çekim eki alır. Soru edatında ise mı, mi, mu, mü şeklinde eklerle sağlıyoruz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.